Telegol Pazartesi'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine gündem yaratacak bir programla karşınızdayız. Selim Soydan, Gökmen Özanak ve Adnan Aybaba ile haftanın olaylarını değerlendireceğiz. Ama tabii akşam saatlerinde, daha doğrusu bir saat önce sosyal medyaya sızan bir görüntü büyük infial yarattı. Bu görüntüde MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu var. Türk hakemlerini eğitmekte görevli olan Hugh Dallas var. Tercümanlığını yapan Hugh Dallas'ın Cem Satman var. Ve bütün Süper Lig'deki hakemler seminerde bir araya gelmişler. Telekonferans sistemiyle hakemler bir yerde, Hugh Dallas bir yerde, Ahmet İbanoğlu farklı bir yerde görüntülü konuşuyorlar. Ve Galatasaray Antalya maçında Galatasaray'ın kazandığı ve özellikle Tete'nin maruz kaldığı bir pozisyonda hakem Abdülkadir Bitigen VAR'a gidiyor, oyunu devam ettiriyor, VAR'a gidiyor. VAR da kararını değiştirip Galatasaray lehine bir penaltı veriyor. Hugh Dallas da bütün hakemlerimizi eğitmekte görevli, maaşlı Futbol Federasyonu'nun çalışanı, İskoç Hugh Dallas da bunun hesabını soruyor. Sen burada nasıl bu penaltıyı verdin? Sen bunu nasıl gördün, verdin? Neden VAR'a çağırdın diye soruyor. Ve orada hakemlerden müthiş itiraflar geliyor. 12 dakikalık adeta bir korku filmi edasıyla izleyebileceğiniz bu olay görüntüleri az sonra ekranlara taşıyacağız. Şimdi bir minik reklamımız var, sonra devam edeceğiz. Ceza Telegol'den herkese en derin sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Selim Soydan, Gökmen Özanak, Adnan Aybabalı Telegol'le, olay yaratacak, gündem belirleyecek Telegol'le yaklaşık 1,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Türkiye Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bütün Süper Lig hakemlerinin bir seminer nedeniyle aylık değerlendirme toplantısının yapıldığı bir seminerde bir araya geldiği bölümde Hugh Dallas, hakemlerimizi eğitmekle görevli İskoç eski hakem, eski Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş bir dönemin önemli ismi Ulenberg'in yerine göreve gelmiş Hugh Dallas ve bir de tercüman eski hakem Cem Satman'ın olduğu bir ekip video analiz yapıyor. Hakemler ortak bir noktada toplanmışlar. Muhtemelen Riva'da. Hugh Dallas muhtemelen İskoçya'daki evinde, Ahmet İbanoğlu evinde veya farklı bir ortamda, Cem Satman da yine farklı bir ortamdan görüntülü bağlanıyorlar ve Hugh Dallas Galatasaray Antalya maçıyla ilgili, Galatasaray lehine verilen penaltı ile ilgili Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya'ya hesap soruyor. Ey kardeşim diyor. Sen ne gördün de hakemi bu pozisyonda VAR'a çağırdın? Son hakeme dönüyor. Sen neden kararını diretemedin? Neden burada penaltıya hükmettin deniyor. Yaklaşık 12 dakikalık bu konuşmayı şimdi arkadaşlarımız hazırlıyor. Tamamını vereceğiz. Bu konuşmalar bir şekilde hakemler tarafından, MHK tarafından veya Hugh Dallas tarafından, yani oradaki olan birileri tarafından belli ki bugün sistemli bir şekilde 21.30 sularında Türkiye'ye ve dünyaya servis edildi. İngilizce ve hemen anında Türkçe çevirisiyle birlikte. Bu tabii ki hakemlerin artık yatak odası diyebileceğimiz, namarem diyebileceğimiz kendi işlerinde olumlu, olumsuz, pozitif, negatif değerlendirme yaptıkları bir toplantının ilk defa medyanın olmadığı bir ortamda dışarıya birebir sızdırılması. Belli ki bunun devamı da gelecek. Bu sadece Galatasaray-Antalya maçıyla ilgili değil. Ama en spesifik olarak söyleyebileceğimiz bu maçta Tete ceza sahasına girerken Antalyalı oyuncunun ayağıyla Tete'nin ayağı çarpışıyor. Ve Abdülkadir Bitigen pozisyona devam diyor. Sonra VAR'daki Özgür Yankaya hemen Abdülkadir Bitigen'i VAR'a çağırıyor. Abdülkadir Bitigen de Özgür Yankaya'nın VAR'a çağırması neticesinde izlediği görüntülerden etkilenmiş olacak ki pozisyonda penaltıya hükmediyor.
Tabii ki bu gerçekten çok her yönüyle irdelenmesi, sorgulanması, hesap sorulması gereken bir noktada. Bir İskoç hakem, hakemlerimizi eğitmekte görevli. Alenen ilk defa ben böylesini de gördüm. Resmen hakemlere sen hangi hakla bu pozisyonda penaltı kararı verdin diye net bir şekilde hesap soruyor. Yani belki de bugüne kadar hiçbir MHK başkanının, hiçbir eğitim dairesi başkanı veya sorumlusunun hesap sormayacağı cinsten hakemleri orada bütün 28 tane hakemin içinde adeta kepaze ediyor. Hük Dallas. Tabii yorumcular da izledikten sonra mutlaka fikirleri vardır. Belki de bizim hakemlerimiz az bile yapıyor diyebiliriz. Helal olsun adama, İskoç'a hesap sormuş da diyebiliriz. Veya hakemlerimizin aslında ne kadar etkisiz eleman oldukları, aslında ne kadar bir futbol cahili olduklarının da göstergesi olabilir. Bu yorumlar da yapılabilir. Bu görüntünün nasıl sızdırıldığı mutlaka bu konu Galatasaray'la ilgili olduğu için Galatasaray'ları biraz daha sarsmış olabilir. Neden Galatasaray'a verilmiş olan bir VAR müdahalesi neticesinde bir karar böylesine gözler önüne serilip acaba bundan sonraki Galatasaray maçlarında hakemleri Galatasaray aleyhine kışkırtmak amacıyla mı yapılıyor denebilir. Yani bunun gibi birçok soru sorulabilir. O yüzden ben de daha fazla sözü uzatmadan, hazır mı arkadaşlar görüntü? Hazır. Lütfen sizlerin de saniye saniye bütün konuşmaları dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bir şey sormayın. Sonrasında kendisini değerlendirelim. Notlar almanızı rica ediyorum. İşte bu olay görüntülerin tamamı. Görebiliyor değil mi arkadaşlar? Yeah. Yeah. Everybody can see. Okay, fantastic. Let's start from the Galatasaray Antalya match. Evet, Galatasaray Antalya maçıyla başlıyoruz. Initial referee decision was play on. Hakemin kararı devam. Now we will watch the replays. Şimdi it's not clear. İzliyoruz. Another net one değil. Not clear. Planet değil. Again. Not clear. We had four images without very clear image with the foul committed by the defender. Önümüzde dört tane görüntü var ve hiçbirisi defans oyuncusu tarafından bir faul yapıldığına dair net bir görüntü sunmuyor. VAR recommended on field review and VAR showed müdahale etti. Referee the contact. But we repeated many times. Just the contact is not an offense. We need to have clear image and we need to have the consequences. This light touch, it's a never a foul. And in this case, VAR wrongly recommended on-field review and referee wrongly changed his initial decision for the penalty. Yeah. Burada VAR çağırıyor fakat VAR'ın çağırmasında sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki sadece temas başlı başına bir faul değildir. Temasa ve sonuca bakıyoruz. Bu kadar hafif bir temastan sonra bu oyuncunun bu kadar yoğun bir şekilde kendini yere atması da yaşamın olağan akışıyla uyumlu değil. Ya bunu ben ekliyorum çevir sırasında. Bundan dolayı VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor ve hakemi çağırıyor. Abdülkadir, sesini açabilir misin abim, şeyin mikrofonunu? Evet, şu an sesim açık. Thanks, Kadir. Kadir, Pavel has just shown. He's just shown the images there, and sometimes when a referee makes a mistake, it's because he's not in a good position. He can't see. You're in an excellent position, as I would expect from a top referee. And tell me what you saw when you went to the monitor to make you think, "Wow, I've made a really, really bad decision here." Hakemler biliyorsunuz çoğu zaman hata yaptığında pozisyonlarının yanlış olmasından kaynaklanıyor. Sen elit hakeme yakışır bir şekilde çok iyi bir noktadan görüyorsun pozisyonu. Sen sadece şunu sormak istiyorum sana. Lütfen bana sahada ne gördüğünü, VAR'da ne gördüğünü, VAR'ı izle, monitörü izlemeye gittiğinde ne gördüğünü ve arada vay ben nasıl böyle büyük bir hata yapmışım
tarzında bir fikre nasıl ulaştığını ve kararını değiştirdiğini söyle. Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce orada ikili bir mücadele meydana geldi. Fakat 11 numaralı defans oyuncusu birincisi maç esnasında benim önümü kapattığı için ben kontak noktasını göremedim. Akabinde göremediğimi var hakemine söyledim. Kendisi de pozisyonu incelemeye başladı, kontrol etmeye başladı. Ardından temas gördüğünü ve beni APP'ye baktıktan sonra ekrana davet edeceğini söyledi. APP'yi inceledikten sonra ekran başına gittim. Orada bana temas noktasını gösterdi. Yavaş çekimde öncelikle hücum oyuncusunun topla oynadığını, akabinde mavili oyuncunun hamle yaptığı ayağının geç müdahale olarak rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızdan izletti. Tekrardan ben emin olabilmek için, topa kimin dokunduğundan emin olabilmek için tekrardan yakın çekimi istedim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu. Akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun rakibine zaten temasını göstermişti. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim. You're right, I was in the good position, but if you realize that in the last second number 11 just blocked me, so I just indicated to the VAR that because of number 11 I could not see the contact, and to the VAR, and VAR said that he will check the APP, and if APP is all right he will just tell me about the situation. Then he invited me to the monitor, and he, by inviting me, he showed in the normal speed, and also he made a zoom. So in the zoom I realized that the attacker is playing with the ball, and after playing with the ball the defender had a late tackle. After the attacker played the ball, the touch by the defender. Okay. And that's why I made decision. Okay. Yeah. So Kadir, so you still think 1 week later this is still a foul? Kadir, bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun? Kadir. Kadir. Sesim geliyor mu Cem abi? Geliyor abim, şimdi geliyor canım. Bir hafta sonra hala bunun izlediğinde faul olduğunu düşünüyor musun? Evet, basit bir temas olduğunu düşünüyorum. I think it's a simple contact. You think it's a penalty? No. He said... I'm asking the question. Does he think it's a penalty? Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Daha öyle söyleyeyim sana izlediğinde. Kadir. Kadir. Abdülkadir'cim, bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Cem abi, sesim geliyor mu? Geliyor abicim. Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun Kadir? Evet, basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum Cem abi. It's a simple contact, I don't think it's a penalty. Özgür. Özgür, sendeyiz abi. Özgür, can you hear me? Evet, duyuyorum. Sesim geliyor mu? Yeah, duyuyoruz abi. Tamam. Özgür, you've had a very good season this season. I think one of the matches, I think you had nearly three interventions. Why did you bring Kadir to the monitor to put Kadir under a lot of pressure when there is no more than a simple touch? And we talk about don't give soft penalties. We tell the referees this, but the VAR is then putting Kadir under increasing pressure, a match-changing decision when it's 0-0. This has to be 100% clear. Özgür, harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı. 3 civarında işte müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin? Niye bu kadar basit bir kontaktan, ki bunun altı defalarca çizildi, basit kontak, basit penaltılarla asla karışılmayacak diye, niye bu kadar hafif, basit bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz büyük bir baskı altında kalmak durumunda bıraktın? Yani kısacası hata yaptım. Yani hakemin orada görmediğini söyleyince inceledim. İşte daha sonra beklentiye baktım. Orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm. Yani o anda bulunduğumda
bunun içeri olacağını düşünüyorum. Can I ask him to put his camera on? Kameranı açabilir misin Özgürcüğüm? Tabii, bir saniye. Şu anda havalandayım da. He's at the airport right now, Hugh. He's turning his camera on. He said that simply I made a mistake when he said that he couldn't see the contact. I just followed the expectations of the players on the pitch and I saw the little contact because he said he didn't see it. I made a mistake by thinking it's a penalty. Okay, Cem, tell him the job of the players is to win the penalty. That's the job of the player. The player is clearly exaggerating the contact. You need to look at what the defender is doing, not the reaction of the attacker. I keep telling you this at the seminars. Focus on the defender, and the defender has not committed anything here other than a very, very slight touch. Oyuncuların temasları, hareketlerine bakınca Özgürcüğüm, oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücuma değil, defans oyuncusunun eylemine bakmanızın altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için abartarak bu hafif teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor. Okay. Yanlış anlaşılmasın. Yani beklentide sadece beklentiye göre yaptığımı söylemiyorum. Hani o andaki ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Yani o andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığını ben de sorguluyorum. Hala da devam ediyor bunlar. Neden yaptığımla ilgili kendimi sorguluyorum. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Yani I am still interrogating myself why I did such a thing. So as Hugh said, I just don't want to be misunderstood that expectations from the players were not the mesela only aklımda kalan bir şey daha var. Belki şimdi yine aklıma geldi. Mesela bir şey vardı. Şimdi belki kızabilir bize Hugo ama bazı UEFA kliplerindeki örnekler bazen her pozisyonun özelinde ayrıdır. Ama bazen hani biz onlarla bağdaştırarak da bazen hata yapabiliyoruz. Bazen çoğu zaman da bize örnek olarak doğru müdahaleler de yapıyoruz veya yapmıyoruz. Ama bazen bunlar da olabiliyor. Ya benim aklımda da bir pozisyon vardı. Onunla çok bağdaştırdığım için. Orada da Atak oyuncusunun kendini çok attığı, hatta bizim milli takım bir maçıydı. Oyuncu kendini abartarak bir Can Havri ile atmıştı. Orada da bir gene buna benzer bir temas vardı. Yani bilmiyorum, izlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Hatta savunmadaki şeye de yazmıştım onu. Yani bayağı bir benziyor pozisyon. Yani bunlardan dolayı bu var. Beklenti dediğiniz gibi sadece başlı başına bir beklenti değil. Yani onları da kontrol. İkinci faktör bunlar. Zaten bunlar bizim ikinci faktörlerimiz. Ama sadece ona bakarak, yani yanlış söylemek için söylemiyorum. Okay. Yanlış isim diye. Cema, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Abdülkadir'cim, çevirdikten hemen sonra söyleyebilir misin? Tamam. Maybe he will be a bit angry with me, but there were some positions which we watched together. It's from our national team. It was very similar position in my mind. It was quite similar positions in my mind. I always put the frame that it's a penalty. I'm just still trying to find a way why I did such a mistake. I keep thinking about it for a week. And Abdülkadir would like to say something. Abdülkadir. Burada muhtemelen şimdi Özgür abinin beni çağırmasına açıkçası var odasında olduğum için çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğim net bir şekilde söyledim. Şimdi benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve bir sahada penaltı beklentisi var. Haliyle ben de bunu sahada görememişim. Ondan dolayı Özgür abi beni davet etti. Ben VAR odasında olan birisi olarak bunu çok iyi anlıyorum. İkincisi, burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız, yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Yani hücum oyuncuları zaten her defasında abartıyor, onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu? No cheap penalties. Özet simple. Çok basit arkadaşlar. Basit penaltı vermiyoruz. Even if there is a contact, no cheap penalties. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz. Evet, bu 4 hafta önce yaşanmış olan bir maç. Galatasaray hakemin devam ettirdiği VAR'da Özgür Yankaya'nın hakemi çağırıp penaltı konusunda ikna ettiği bu maçla ilgili Galatasaray 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun bu
Luke Dallas'a göre saçma veya ağır bulduğu bu karar neticesinde 1-0 öne geçmiş. Sonra 1-1 olmuştu. Sonra da müsabaka Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle yine Kerem Aktürkoğlu'nun 45+1'de atmış olduğu golle Galatasaray müsabakadan 2-1 galip ayrılmıştı. Ve tabii ki bu maçın bir enteresan tarafı da o maçtan sonra da Galatasaray liderliği 2 puanla Fenerbahçe'nin önüne geçmişti. Tabii Hugh Dallas burada çok ciddi bir gazeteci, bir ajan gibi ciddi anlamda sorguluyor. Hesap soruyor. Bu neresinden bakıldığına bağlı, kimine göre çok iyi olur, az bile yapmışlar. Veya Hugh Dallas'a mı kaldı bu işler? Ahmet İbanoğlu mesela, MHK Başkanı, hepsinin üstünde tek kelime etmiyor. Benim de bununla ilgili çok ciddi yorumlarım olacak. Ve bu olayla ilgili, Futbol Federasyonu'nun alacağı tavırla ilgili. Önce Galatasaray maçı olduğu için Gökmen abiye sözü vermek istiyorum. Gökmen abi, bu yaklaşık bir saat önce sızan bir görüntü. Önce ilk yorumun nedir? Tamamını dinleyebildin mi? Konsantre olabildin mi? Ve bundan sonra yeterince. Ne olabileceğini düşünüyorsun? Şimdi burada tabii VAR diye bir alet getirdiler buraya. Yani bir teknik olarak yahut da ne bileyim teknoloji olarak üst düzey bir şey. Makine. Sağdaki ne oldu ne bitti bunları kontrol amaçlı işte VAR dedikleri, işte orada ne, kim var VAR'da? Özgür Yankaya var. Abdülkadir Bitigen de sağda. Ya bunlar yani orada bile sağ içinde, çünkü ben her zaman şunu söyledim. Dikkat ederseniz. As ve üst olayı dedim. Anladın mı? Aslı üstler hep VAR'da, aslar da hep aşağıdalar. Sahanın içinde koşturuyorlar, yan hakemde oydu buydu falan diye. Şimdi şeyin Abdülkadir Bitigen'in şeyde saha içinde gördüm görmedim falan olabilir. Önümde bir oyuncu vardı, göremedim. Göremedim, olabilir. Ama sen oraya gidiyorsun şeyde VAR'da, anladın mı? Olur mu olmaz mı? O kadar dengesiz bir söylem var ki aralarında. Zaten şey de öyle, Hugh Douglas da öyle. 2 senedir burada, belki de 2,5 senedir burada. Sen hakemleri 2,5 senedir de, 2,5 senedir de sahada yaptıkları hatayla şampiyonlukları belirleyen, milleti birbirine düşürebilecek pozisyon hataları neticesinde yapılanlar, yani nasıl bugünlere geldik, hayret yani. Ondan sonra diyoruz ki kulüpler birbirlerine giriyorlar işte böyle. Haksızlığa uğradık diye yeri göğü inletiyorlar. Karşı tarafa saldırıyor. Karşı taraf bu tarafa saldırıyor ediyor. Hep neden? Hep hakem hataları. Hep. Peki sen 2,5 sene de buradasın. Yani ilk defa mı yani bu öğretiyi yapıyorsun burada? Bunu pozisyon şeylerini gizli olarak mı almışlar, yoksa birisi mi sızdı? Nasıl oldu bu? Şimdi bu 1 Mart'ta oluyor bu görüşme. He. 1 Mart'tan bugüne kadar baktım, hakemliği biten biri var mı? Kim sızdırmış olabilir diye. Bu belli ki hem konuşurken hem kayıt yapılamıyor diye biliyorum. Belli ki başka bir burada katılan bir kişi. IT departmanı olabilir, sızdırmış olabilir. Yani hakem işlerinin bilgi işlemden sorumlu departmanı sızdırmış olabilir. Hugh Dallas, görün bak işte ben nasıl hesap soruyorum diye Hugh Dallas bunu cep telefonu sızdırmış olabilir diyorsun. Kendi çekip servis etmiş olabilir. Cem Satman olabilir. Ahmet İbanoğlu olabilir veya oradaki 28 tane hakemden işte Özgür Yankaya havalimanında yakalanmış. O yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten kendini de rezil etmiş. Abdülkadir Bitigen'in de bunu servis etme ihtimali yok. İkisi çünkü burada rezil rüsva almış durumdalar. Acizliklerini ortaya koyuyorlar. Veya bunlara düşman veya Fenerbahçe'ye sempati duyan birisi de yapmış olabilir. Hiç takımla alakası olmayan, sadece MHK'den veya federasyondan intikam almak isteyen biri de yapmış olabilir. Fenerbahçe. Bunu yani benim araştırabilmem için benim Futbol Federasyonu'nda tam yetkilerle donatılıp bunun nasıl sızdırıldığını bulmam lazım. Bunu oradaki 28 tane hakemi de arasam ben asla böyle bir kayıt yapmadım diyecek. Herkes topu birbirine atacak. O yüzden bu
Bilemiyorum ya nasıl sızdığı konusu. Vallahi söyleyeyim abi. Allah bunu kim sızdırdıysa, bunu kim bu kayıt olarak Türk insanının, Türk sporunun, Türk futbol severinin önüne koyduysa Allah o arkadaştan 10 kere razı olsun. 1. Douglas'tan Allah 100 bin kere razı olsun. 2. Bir Cesur Yürek filmi vardı. 1995 yılında Mel Gibson'ın çektiği Cesur Yürek. Film hayranlıkla izlediğim bir filmdi. Cesur Yürek İskoçya halkının kurtuluşunu anlatıyordu. İskoç'un ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Her yerinden öpüyorum. Bu da hakemlerin kurtuluşunu anlatıyor. Kurtuluşunu anlatıyor. Çok özür şimdi, diliyorum. Abi şunu bitir. Huk tallası. Sen devam et. Dur. Huk tallası koruma bana. Evet. Yok dur evet. Şimdi. Sen onu tartışacaksın tamam. Şimdi. Ben şimdi tamam. Şunları bir tak tık söyleyeyim sonra devam edeceğiz. Tamam. İki. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbanoğlu'nu. MHK Başkanı konuşmak istemiyorum. Çünkü vasfı yok, sıfatı yok. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Bir. İki. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini. Ya arkadaş, sizde biraz onur, haysiyet değil mi? Bir adamlık, bir adam olur, erkeklik olur, yiğitlik olur, mertlik olur. Sana bir görev verilir, bunu yapamazsın, elini ayağına bulaştırırsın. Japonlar harikiri yapıyor. Kendini öldürüyor. Niye? Çünkü verilen görevi yapamıyor, yerine getiremiyor. Bu nedir? Haysiyet, onur, şereftir. İnsan, insanı insan yapan... Ve vicdandır bunlardır. Arkadaş Türkiye kan ağlıyor. Milyonlar kan ağlıyor. Futbol kan ağlıyor. Doğru mu? Halk kan ağlıyor. Taraftar kan ağlıyor. Siz ne ağlıyorsunuz ya? Siz ne vicdansız insanlarsınız arkadaş, yazıklar olsun ya. Şu halimize bak, özür dileyerek devam edip bitireceğim. Yani bu kadar olmaz. Bakın arkadaş şimdi şunları. Bir dakika, burada bu işteki federasyonun sorumluluğunu ve suçunu da söylersen iyi olur. Abi bir kere... Yetki federasyon başkanı da ne demek? Aynen tamam. Öyle. Federasyon başkanı da abi. Belki başkanı birlikte. Bugün onu, oldu belki. Abi onun uçan kuştan haberi var ya. Onun uçan kuştan haberi var. Yönetim kurulu üyelerinin haberi yok mu? Tamam sen şu an federasyon başkanı olsan. Evet. Bu toplantıya katılmamış olsan. Evet. İbanoğlu'nun. Evet. Hakemlerin. Evet. Hük Dallas'ın. Evet. Burada bir sorgu odasına alıp. Evet. Sorup ikisinin de özür dileriz. Biz hatalıyız demesinden sonra sana geliyor önüne diyor ki efendim işte bugün bir saat önce bir toplantı yapıldı. Hük Dallas hesap sordu. Özgür Yankaya ve Abdülkadir Bitiken'le evet biz burada altımıza yaptık. Hata yaptık. Yapmamalıydık. Tamam. Bunun pişmanlığını yaşıyor dedikten sonra ne yapabilirdin? Bir dakika ben sana söyleyeyim mi? Federasyon başkanı bunu biliyor. Bu toplantıyı Abdülkadir Bitiken'i, Özgür Yankaya'nın ne hata yaptığını biliyor federasyon başkanı. İbanoğlu 24 saat ona her şeyi anlatıyor. Selim abi anlattı. Hakemler ona her şeyi anlatıyor. Hesap veriyorlar. Federasyon başkanı her şeyi biliyor. Orada atılan adımı biliyor, nefesi biliyor, kokusunu biliyor. Şimdi buralardan kaçamazlar. Bak şimdi. Burada arkadaşlar elimizi vicdanımıza koy. Abilerim, Serhat'cığım. Burada elimizi vicdan. Burada büyük bir haksızlık, adaletsizlik var. Türk futbolu bu şaibelerle bir yere gidemez. Bu sezon şaibelidir abi. Şu anda acilen Türkiye Futbol Federasyonu toplantı yapması lazım. Acilen toplantının sonunda bir istifa vermesi lazım. Çünkü niye? Artık bu kaos büyüdü abi. Bu iş bitti. Yani bizim bunu halletmemiz... Özgür Yankaya... şunu söyleyeceğim sana. Özgür Yankaya... Evet kaç tane maça çıkmış? Galatasaray 8 tane maçını yönetmiş. 8'inde galibiyet almış. Özgür Yankaya pardon 6 tane maçına... Abdülkadir Bitigen 8 maçına çıkmış. 8'de 8 Galatasaray'ın... Yanlışım varsa lütfen bakayım güzel Serhat'cığım. Tamam, sen de okay. Lütfen rica ediyorum. Ve bakın... Özgür Yankaya'da var hakemi de 6 tane var hakemi maçına çıkmış. 6 galibiyeti var Galatasaray'ın. Şimdi bak sen bunu böyle yaparsan bu ligde şaibe var abi. Bu ligde şaibe var. Bunlar bak bu işler güzel işler değil. Biz böyle şampiyonluk istemiyoruz. Fenerbahçe ister mi? Galatasaray ister mi? Beşiktaş ister mi? Öyle değil mi? Sen Beşiktaş kan ağladı. Galatasaray Beşiktaş maçında adama neler yaptılar Cenk'e? Bir tane penaltı çalamadın ya. Yazıklar olsun o zaman. Bu sistem böyle adaletsiz bir sistemde çıkan şampiyon. Sizce adaletli olur mu? Bak bu konuşmalardan sonra UEFA'nın soruşturma başlatması lazım derhal. Ben açık söyleyeyim bakın. Türkiye futbol hakkında soruşturma başlatması lazım. Bir, bunu mutlaka yapması lazım. Federasyon başkanı yönetim kurulunun acil istifa etmesi lazım. Devletin bu işe el koyması lazım. İki, her şeyi soruşturan en ufak komşum benim kapımı çaldı. Çok gürültü var diye savcılığa gidip şikayette bulunan insanlar yok mu? Var. Bu bir, gerekirse de bir adli soruşturma başlatılması lazım. Bu hakemlerin hesapları... Bankaları, kayıtları, ses kayıtları, bugün teknoloji var dünyada. Bunların günün üstüne çıkarılması lazım. Bunları yapmamız lazım. Bak biz bunları yapmadığımız müddetçe biz yani
diyebilir miyiz? Bu lig şimdi bu verilerden sonra şunu diyebilir miyiz? Bu lig Almanya, Fransa, İspanya gibi, İngiltere gibi dört dörtlük bir sistemde işleyen ve şampiyonluklar hakkıyla kazanılıyor diyebilir miyiz abi? Hayal mi görüyorsun sen? Hayal mi diyebilir görüyorsun? Diyebilir miyiz Selim abi? Bak Gökmen şöyle, abi. Yavrum şöyle çok ayıp şey. Yani. Bak bu Hug Douglas adam 2-2,5 sene önce gelmiş. 35 bin euro da aylık maaş alıyor adam. Peki 2,5 sene ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Bu gizli olay. Gizli olay. Ay yuka çıkmasa yani şey yakalanmasa. Yakalanmasa daha devam edecek kavga. İki yani nereden baksan 15'er milyon taraftarı olan iki kulüp birbirine girdi ya. Öldürecek yani taraftarlar birbirlerine girecekler. İki tane maç var. İki maçta da ne olacağı belli değil. Ana, ya sen iki sene buradasın, bu kadar para alıyorsun, ediyorsun. Seni kim yönlendiriyor ya? İlk defa bir şey çıkıyor. Hakemlerin bütün rezil kepaze oldukları net olarak bugün çıkmış durumda. Geçmiş dönemde Galatasaray Fener'i suçluyor. Fener Galatasaray'ı suçluyor. İkisinde de haksız verilen şeyler var, düdükler var. Lehte ve aleyhte. Bayağı da uzun yani, büyük. Büyük boyda. Abi bu işten şampiyonluğu etkileyebilecek şimdi, ve açık ara ya Fenerbahçe ya Galatasaray açık ara şampiyon olabilir. Fenerbahçe olamadı abi şampiyon. Fenerbahçe olamadı. Boş ver. Galatasaray hep açık ara şampiyon oldu. Yalnız yani şimdi ben sana söyleyeyim. Tabii abi. Ben Erdal Timur Bey çıktı yıllarca. Ben kayıt açıklayacağım. Benim belgelerim var geçen sene. Konuşmuyor muydu? Benim belgelerim var. Erdem Bey bak kayıtın kralı bu işte. Sen çıkıp konuştuğun zaman bir Galatasaray'ın önemli bir yöneticisi olarak kayıt dediğin işte bu kayıt. Sen böyle bir kayıt açıklayabildin mi hiç bugüne kadar? He? Bir tane kayıt açıklayamadın. Böyle... Kayıtın kralı bu. Bugün Fener'in geldiği durum ne? Fener'in geldiği durum bugün. Birinci lige ineceğiz diyor. Neden? Abi bak Fener'in... Neden? Bak, sana neden? Peki bu Hug Douglas'ın Ali Koç'un adamı olduğunu... Söylersem ne diyeyim? Ya böyle nereden şey biliyorsun? Ya. Nereden biliyorsun abi? Nasıl bir, abi böyle nasıl bir şey bu ya? Ya. Sen bunu nasıl dersin abi? Niye Gökmen abi bu sorusu bence mantıklı bir soru. Ya ne mantık Serhat yapma sen. İki sene adam burada. Ne zaman Fener bak. Fenerbahçe. Terk edeceğim. Birinci lige düşeceğim. Düşüreceğim takımı ondan sonra da. Ne yapsın? Ali Koç'un bütün söyledikleri anladın mı? Bu Hug Douglas'ın. Evet. Anladın mı? Hug Douglas'ın. Ali Koç'a desteğinden dolayı. Yapma ya Gökmen abi. Öyle. Ondan mı bu kayıt yayınlandı? Yapma ya. Bu kayıt hak niyetli mi yayınlandı? Aynen öyle. Bilerek mi verildi bu kayıt? Ne demek istiyorsun sen? Peki, yani Ali Koç adama rüşvet mi verdi? Para mı verdi ya, abi? Basit bir matematiğe gidelim. Buyur, bu gidelim. Kaydın. Hayır böyle bir şey olmaz olur ya Serhat'cığım. Zararı olur. Bu kayıt. Bu Galatasaray'a kayıt. Bir dakika. Galatasaray'a zarar olur. Sen Galatasaray diyorsun. Niye zarar olur? Sen ne diyorsun? Abi bunu bir kere Türk futboluna zarar olur. Tamam. Bu kadar net. Galatasaray zarar görür mü? Hiç bir daha Galatasaray. Ondan sonra düşer. Galatasaray hayatta zarar görmez işte. Ne zarar görecek? Bir dakika. Galatasaray. Hug Douglas adama diyor ki. Ne diyor? Gazetecinin cesaret edemeyeceği bir soruyla. Evet. Sen hangi hakta diyor. Çok güzel soruyor. Bu delikanlı. Pozisyonda. Bravo. VAR'a gittin. Doğru söylüyor. O diyor ki göremedim. Ölüme adam geldi filan diyor. He yalan yaz. Abdülkadir Ligen full yalan söylüyor diyelim. Aynen. Öbürüne diyor ki Özgür sen gel bakayım diyor. Tamam. Özgür ses ver diyor. Tamam. Özgür işte korkarak titreyerek görüntüyü açıyor. Özgür sen ne gördün de hakemini VAR'a çağırdın diyor. Doğru soruyor. Tamam bunu bak. Evet. Buraya ikisini getirsen ben böyle soramam. Helal olsun adama. He. Sen beğenmiyor musun o sorularını yani? Onu demek istiyorum. Çok hayır. Hayır soruyorum sana. Şimdi Gökmen abin de şunu indirmesin. Kamu vicdanı Adana. O size, kadar net. İkimize soru soruyorum. Daha sana ya ben de abi. Abi bir dakika. O kadar net pozisyonlar var ki. Bir tonla soruyor. E tamam. Bak. Arkadaşlar ben şeytanın avukatıyım. Abi sizce. Ben. Bunda şeytan hangi avukatısın sen? Burada ne avukatlık var? Ne şeytan bu işte. Var? Söyle şeytan. Bu işte. Şeytan. Mehmet Büyükekşi ve ekibine. Evet. Operasyonun net kanıtıdır bu. Bu. Neden? Neden abi? Türk futbolunda bugüne kadar. Evet. 59'dan sonra yani 65 yıldır olmamış. 5 büyük skandal. Evet. Şu 3 ay içinde yaşandı. Hemen çok hızlı geçiyorum. Bir. Hakem. Halil Umut Meler dayak yedi. Tamam. Şeyin devam et. Büyük Ekşi'nin ne suçu var? İstanbul Spor Başkanı takımını sağdan çekti. Gene Büyük Ekşi'yle ilgisi var. Bir dakika. Evet. 3. Riyad'daki skandal maç oynanmadı. Federasyon iş bilmemesi hepsi bunların. Tamam. Devam ediyorum. Devam et. 4. Evet. Ali Koç'un, Dursun Özbey'in ve Hasan Arat'ın aynı anda tarihin en kötü federasyonu deyip istifaya davet etmesi. Çok doğal. Ve akabinde Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden istifa etmesi. Doğal. Ve sen beğeniyor musun? Ve
Devam ediyorum. Bir dakika bitireyim tamam. Ondan sonra sorularını sorar. Tamam. Ondan sonra ve Trabzon-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meyder'in ısrarla maçı oynatmak istemesi ve neticesinde disiplin kurulunun hala sektörü açıklayamaması. Tamam. Olayın nasıl bir politika içinde yer alacağına karar verememeleri. Onu da anlatacağım sana. Tamam. Ve tamam. En sonunda da bu. Yani şunu demek istiyorum. Birileri net bir şekilde Mehmet Büyükekşi ve arkadaşlarını göndermek için düğmeye basmışlar ve bunu sıralı oyun gibi arka arkaya vizyona koyuyorlar. Sen bunu gerçekten hak ediyorlar. Bak burada kalmamayı %100 hak ediyorlar. Ya burada istifası defalarca isteyen sensin. Ben zaten futboldan anlamayan, futbol cahili, her zaman topu görse karakola götürecek adamlardan oluşan futbol federasyonunun görevli olmamasını. Zaten o gitsin istiyor, sen hala ne diyorsun? Hayır. Şunu da hayır abi, ben bu aynı zamanda bu operasyonları şimdi sadece İbanoğlu'na, Özgür Yankaya'ya, Abdülkadir Bitigen'e hükdallasa bir operasyon değil. Ha, büyük eşi. Futbol Federasyonu tamamen oradan silip yok etmek için peşi sıra yapılmış olan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Silindi mi bugüne? Fenerbahçe'nin bu artarken bu ya bırakın abi Ali ya Koç'un bırak ya lütfen. Tuttu abi. Ne tehdit tuttu ya? Ali ya bırak. Tehdidi tuttu abi. Kargalar gider kargalar. Kargalar gider. Ne tehdit? Görüldü abi ne tehdidi ya? Bir şey söyleyeceğim. Senin abi ya kaç yaşındasın abi? 84. Siz 84 yıldır bu 84'ün aklın yettiğince son 70 yılında hiç böylesine fahiş skandalların bu kadar kısa süreli vizyonda olduğuna şahit oldun mu? Oldum bu sene oluyor. Bu sene oluyor. Bu sene oluyor. Federasyon başkanı kim? Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi. Yusuf Günaylar var. Onlar bunlar var. Ahmet İbanoğlu. Orada çok daha iyi çocuklar da var federasyon içinde. Gazetecilik yaptın, yorumculuk yaptın, Fenerbahçe'de futbol şube sorunu yaptın ve futbol oynadığın dönemde hiç peşi sıra bu kadar arka arkaya büyük skandallar yaşandı mı hayatında? Öyle bir şey olmaz zaten. Tamam. Yani olmadı bütün, yani. Bütün bu saydıkların senin evet. Tamam mı? Hepsi demem teki bile onları orada tutamaz. Tamam. Sen yaşadın mı? Yok hayatta hiç. Senin şey dönemde futbol oynadığın dönemde çocukluk ya. Döneminde gençlik döneminde torun olduğun dönemde hiç, yazarlık hiç. Döneminde hiç böyle bir şey hiç, oldu mu? Hiçbir şey yaşamadım böyle. Sen yaşadın mı Adnan? Asla yaşamadım. Yani, kalitesiz, şu. Kalitesiz Fener Galatasaray rekabeti de yaşamadım. Bak evet. Tamam. Neyse onu sormuyorum. Şeyi falan o da bir ortaya çıkan sonuç. Garip olan bu. Tarihin gelmiş geçmiş en beceriksiz, en kötü, en iş bilmez veya en kasıtlı insanların sinir uçlarıyla oynayan bir federasyon yapısı var. Doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam. Güzel konuştu doğru. Şimdi. Heh. Evet. Demek ki bunlar arka arkaya olmasını sana soruyorum. Tesadüf veya bunların işte yaptılar. Ne ekersen onu biçersin. Şimdi yaptıklarının bedelini ödüyorlar mı diyorsun? Bunun bir sistemli bir operasyon olduğunda düşünüyor musun? Asla bu sistemli bir operasyon değil. Bunlar iş bilmeyen, ilk bölümünü söyledin, çok güzel özetledin. İşini bilmeyen, işini yapamayan insanlar geldi. Liyakatsız insanlar geldi, bizi yönetiyor. Tamam. Bu kadar. Sen bu kadar diyorsun. Asla. Yani bunu büyük ekşiyi o koltuktan ısrarla oturmak, buraya yapışmış, bırakmayan, kendisini buraya bantlamış büyük abi. Ekşiyi oradan indirmek için sence bunlar arka arkaya planlı bir şekilde yapılıyor olabilir mi? Hayır. Böyle, bak böyle Suudi hayır. Arabistan, Suudi Arabistan. Neden hayır? Hayır. Neden hayır? Selim abi şunu söyleyeyim hemen devam etsin. Tabii Selim abi. Söyleyeceğim. Suudi Arabistan ve Türkiye iki tane uluslararası olay oldu doğru mu? Dünyada böyle bir olay rastladın mı? Bir futbolun iki ülkeyi karşı karşıya getirdiği diye bir olay var mı? Çok azdır. Yok. Çok az. Böyle bir şey yoktur ama. Buna rağmen istifa etmediyse demek onlarda verilmiş bir güç var. Ama bu gücü alacak kim biliyor musun? Halk. Şimdi bugün halk o gücü alacak onlar. Peki. Çok hakem, özür diliyorum. Çok bir şey söyleyeceğim bir dakika. Alacak. Hakem dövüldü gitmedi. Evet. Kulüp başkanı takımı çekti gitmedi. Gitmedi. Riyad'da skandal yaşandı gitmedi. 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 Halil Umut Meyler maçın içine etti. Trabzon maçını iptal etmedi. Gitmedi. Ve orada aynen. Büyük bir katliam olacaktı. Son anda direkten döndü. Gitmedi. Gitmedi. Bu olay patladı. Evet. Şimdi göreceğiz. Ben de şunu demek istiyorum arkadaşlar. Sakin bir şekilde ben de ses tonumu tamam, biraz düşürerek konuşuyorum. Olabilir normal tansiyon. Arka arkaya abi, bu kadar büyük çıkıyor. Olaylarla acaba şunu mu sınıyorlar? Ulan bunu yaptık gönderemedik. Bunu yaptık gönderemedik. Bu oldu gitmedi. Şu oldu gitmedi. Artık peşi sıra her skandalı verelim bakalım ne zaman gidecek diye bir test mi ediyorlar federasyonu diye soruyorum. Peki federasyon. Bu kadar olamaz diyorum. Tamam. Yani bu görüntünün bir şekilde bugün sosyal medyaya sızmasının bir tesadüf veya bir
rastlantı olamayacağını düşünüyorum. Ya, tabii ki. Sistemli bir şekilde bu arkadaş. Çünkü bu işten kim zarar görüyor? Bu hakemler kimin? Bu federasyon hakemleri. Bu işte bu bandın çıkmasının en büyük yarayı federasyon alması gerekmiyor mu? Bence de. Tamam. Direkt. Kim öyle alır abi bu işten direkt büyük yarayı? Federasyon. Federasyon. Tabii. Bedelini ödeyecekler bak. Kötü de olsa ödeyecekler abi. Bu federasyon ve MHK anladın mı? Kötü de olsa bunun ben şeyini ödeyecekler abi. Anladın mı? Bu kadar insanlar, milyonlarca taraftarı. Anladın mı? Öyle bir hale kulüpleri mesela Galatasaray, Fener, Beşiktaş da var içinde. İçinde Trabzon'da var. Rezil ettiler ya. Rezil ettiler. Tamam. Selim abi bu işten bundan sonra Galatasaray maçına çıkacak VAR ve orta hakemler, maçın hakemleri bu konuşmaların çıkmasından sonra nasıl etkilenir? Vallahi, Galatasaray'ın aleyhine mi döner? Vallahi veya ben... böyle işte hafif dokunuşlarda artık hiçbir VAR hakemi, orta hakemi çağırmaz mı? Bak abi benim sana söyleyeceğim şu var. Türk futbolundaki en tehlikeli teşkilat hakem teşkilatıdır. Bu 2-2 daha 4. Ortada her şey. Ortada. Bu hakemler, aynı hakemler hala al şu maçı idare et diyorlar. Al şu maçı idare et diyor. Soruyor orada adam. Bu adam. Adam diyor ki sen burada penaltı gördün mü diyor. Bir izah et bana diyor. O da anlatıyor. Geldi, çarptı. Öyle gördüm, böyle gördüm. Ben size ağzımda tüy bitti. Federasyonun MHK başkanı orada oldukça bu işler olacak. Yabancı hakem şart. 6 ay evvelden bunları bağırdık biz. Şart dedik. Bakın en son bir olay anlatayım size. Aynen federasyonda olan. Fenerbahçe kulübü bu Nisan'ın 6'sı mı 7'si mi ne? 7 Nisan'da oynanacak. 7 Nisan'da oynanacak maç için önceden soruyorlar federasyona. Bizim böyle bir talebimiz olsa çünkü 3 gün sonra maç oynayacağız diyorlar orada. 11'inde maçı var. 11'inde Olympiakos. Maçı var. Acaba uygun bir tarih alabilir miyiz size? Yapabiliriz diyorlar. Olur yolla diyorlar. Bu ayıptır. Bu çok büyük bir ayıptır. Tamam mı? Olabilir diyorlar. Dün iptal ediyorlar. Hayır diyorlar. O tarihte oynayacak. Ya böyle bir şey olur mu ya? Olur mu? Söz veriyorsun. Evet diyorlar onlar. Ondan sonra diyorsun ki hayır oynanacak. Bunlar ayıp şey. Çirkin şey bunlar. Ya ne söyleyeyim? Gidiyor hakemlere. Sana söylüyor. İbanoğlu'nun konuşma tarzı bu ya. Hakem de orada söylüyor zaten çocukta. Öyle bir şey ettir ki bana diyor. Ben de penaltı verme mecburiyetinde kaldım diyor. Hata ettim diyor. Oh hata ettim diyor. Tabii, 3 puan oluyor. Antalya'ya küme düşersen olacak. Ne olacak? Hata orada etti mi diyecekti. Alamayacağı bir puanla. Her şey olabilir. Tabii olabilir. Her şey olabilir. Antalya'nın başına gelmedi ki. Fener'in oynadığı takımlar da var. Ben bu kayıttan dolayı yola çıkarak söylüyorum. Gökmen abi. Ya ben bu kayıtı söylüyorum ya. Biz burada bir puan alacaktık. Ondan sonra biz bu bir puanla küme düşersek ne olacak? Bunun hesabını kim verecek dediğinde. Bendik Spor'da ne olacaktı? Tamam aynı abi şekilde bir şey demiyorum. Şimdi iki hakem birden özür diliyor. Antalya tamam da abi. Sen bu görüntünün Büyük Dallas'la Ali Koç'un bir işbirliği içinde olabileceği veya Ali Koç tarafından servis edilebileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum abi. Bu işte çünkü Galatasaray zararlı çıkacak mı? Abicim Galatasaray zararlı çıkmaz abicim. Galatasaray çıkmaz. Zararlı çıkmaz. Anladın mı? Peki şampiyon Galatasaray maçına gelen hakemler bu konuşmadan etkilenir mi? Özür diliyorum. Konuşmadan etkilenmemesi mümkün değil. Mümkün tamam, değil. O da zararlı. Ya aynı hakemler yine idare şimdi edecek. Ama bir daha yapabilir mi? Bunu yaşadıktan sonra bütün hakemler neticede dünya kadar para kazanıyorlar. Neler yaşadı bu hakemler bugüne kadar? Hangisi etkiledi? Bana söyleyin o zaman. Abi, hangisi etkilendi? Hangisi doğru karar verdi? Peki bu şekilde söyleyin. Yakalandılar mı? Bak, bu şekilde yakalandılar mı abi? Bundan daha kötü yakalandılar. Ben bak sana bir şey anlatıyorum. Federasyon başkanı orada olduğu sürece ve onun en büyük dostu oradaki MHK.
Selim abi sana bir şey söyleyeyim. Sevgili Selim abi, bir sosyal medyaya bakar mısın? Galatasaray, Fenerbahçe. Selim abi sana bir söyleyeceğim. Ve TFF'den herhangi bir bununla ilgili bir açıklama var mı acaba? Bu kayıt ne biliyor musun? Bu kayıt şunu anlatıyor. Bak direkt söylüyorum, net. Ben biliyorsun ben çok sevmiyorum oynamayı. Bu kayıt biz hakemden olarak Galatasaray'ı şampiyon yapıyoruz diyor bu sezon. Bu kayıt. Ama Fenerbahçe ile ilgili böyle bir kayıt var mı? Yok. Belge bak, belge konuşuyor. Burada iki tane hakem diyor ki biz diyor bu sene diyor, Galatasaray diyor şampiyon yapacağız diyor. Arkadaş burada kayıt var. Sen diyorsun ki Pendik, sen diyorsun ki Antalya, sen diyorsun ki Trabzon. Boş verin, geçir. Bunlar söylenti. Bu bir belgedir. Bu bir kayıttır. Bakın burada peki, Galatasaray bu sene şampiyonluğu olacağını... Bana burada sen söyle. Fenerbahçe tamam. Şampiyon olduğu zaman bana söyle. Aa, ne yapacaksın? He? Şimdi hiçbir şey yapmayacağım. Neden yapacaksın? Biliyor musun? Bu kayıttan sonra artık her an her şey olabilir. Eğer bu kayıt gün yüzüne çıkmasaydı, o Douglas'tan diyorum tekrar Allah razı olsun İskoç'tan, cesur yürekten. Sahte Fener. Allah razı olsun. Galatasaray'la abin olarak bir oldu sen sahte Fener. Hayır ben yok ben sahte Fenerli falan abi, değil. Abi Fenerli sezon, falan değil ki. Sezon sonu görüşeceğiz. Bak. Sahte Fener'le görüşeceğiz. İşte o da. Tamam abi fark İskoç, etmez. O da İskoç. Tamam o da İskoç, cesur yürek. Mel Gibson da bu filmde İskoç'tu. Sana bir söyleyeyim, bir Türk futbolunda tarihi bir iş yaptı bu. Bu şu demektir. Arkadaşlar, sevgili seyirciler. Bak, cesur yürek yük dallısı yazabilir miyiz altına? Yazabilirsin. Yaz abi altına. Helal olsun. Bugün şu kanıtlanmıştır. Galatasaray'ın hakemlerle şampiyon oldu. Hakikaten çok komiksin ya. Belge var. İtiraz kayıt yok. Abi gene dinle. Abi gene. Bir dakika abi. Yeter. Bak yeter, al. Söylüyorum arkadaşlar, bu maçı yöneten hakemlerimizin karnesi. Hani okula gidersin, karne alırsın ya. Onu da söyleyeyim abi, söyleyeyim mi Selim abi? Söyle tabii, tatile evet. Girerken evet. Sömestr tatili. Sömestr, Abdülkadir Bitigen, Serhat'cığım bir daha kontrol edin. Söylüyorum, yalnız. 21 maç, evet. 14 Galatasaray galibiyeti, evet. 3 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. Buyur. En iyi hoca bu. Son 2 yani, sezonda. En çok Abdülkadir Bitigen'in bak maç yönetip bak kazandırdığı takım kim? Galatasaray. Bak bitti. Ama mağlubiyeti var. Bravo Galatasaray. Bak 2. Galatasaray'ın büyüğüdür bu. Tabii. Bak ne güzel buldu bak. Bak ne güzel buldu. Bak gördün mü? Galatasaray'ın büyüklüğü bu. Akıllı adam. Bak Galatasaray'ın büyüklüğü. Bak aslanlar gibi oynadı ve galip geldi. Özgür Yankaya son 2 sezonda 6 maç. Kompleks için. 6 tane bak abi, 6 tane VAR hakemliği yapıyor. 6 galibiyet alıyor Özgür Yankaya Galatasaray. Tabii. Bu ne? Ama bak orada cesur yürek çıktı şey Douglas. Ne dedi? Bu dedi böyle olmaz. Aa, size böyle olur dedi. Şimdi Türkiye'de bu şudur. Bu lig evet. Abi bu lig maalesef şaibeli. Özür dilerim. Yani bu laf çok üzücü bir laf. Bizler futbolun insanlarıyız. Burada yaşıyoruz. Burada doğuyoruz. Burada ekmek yiyoruz. Galatasaray'a şaibeli aynen. Diyorsan Fener'de şaibeli. Yok burada Fener'le ilgili kayıt yok. Lig diyor. Hayır. Ben Galatasaray için demiyor değil mi? Diyor ben, ya. Bu lig şaibeli. Bu lig şaibeli abi. Tamam. Bu ligde bunun sadece Galatasaray değil. Bu işte olanlar kim varsa, hangi takımlar varsa onlar da şaibeli diyorum. Şey, Allah Allah. Abi şey. Niye demeyeyim abi? Abi senin Beşiktaş takımın da var. Abi bizim Beşiktaş takımı zaten... Niye konuşamıyoruz biliyor musun? Bir daha söyle bakalım. Darmadağın etti. Onun Beşiktaş takımı. Abi. Takımı, ne Beşiktaş bu Fener? Şimdi aklıma ne geliyor? Beşiktaş Galatasaray maçı. Ya Fener ya Beşiktaş. Beşiktaş Galatasaray maçı. Yavrum be. Cenk'e yapılan olay var ya. Abi demek bu da kurma. Ya. Bu da yani bu da Galatasaray'ın bir kurması. Galatasaray'ın bir tezgahı demek ki bunlar. Yani şu bak abi bir şey söyleyeceğim. Ben buna bakarım. İstiyorsak tekrar verelim bu konuşmayı. Çatlayın, uzun diye vermeyelim fark oğlum, etmez. Çatlayın, ama bir daha verelim. Bir daha vereceğim kapatırken bunu. Bir daha vermeyi rica vereceğim. Ediyorum. Ne diyor ya? Bardaki hakem ne diyor abi? Güldük ya. Ben diyor baskı. Lan ne baskısı? Sen Riva'da ne güzel bir kere burada canlandırdık ya, hatırlıyor musun? Biz ya güzel. Baskı mı olur abi? Riva'da Serhat. Hakem baskıyı yaşar. Ya. Abdülkadir Bitigen yaşar. Abdülkadir. Riva'daki adam orada. Neyin baskısı? Kebap yaparken. Var baskı var orada. Abi Galatasaray'ın baskısı var. Ya, bak. Bak güzel arkadaşlar, kardeşim. Arkadaşlar Galatasaray'ın baskısı var. Bu kadar gelmeyin. Tamam abi sen bu olayla birlikte Galatasaray kulübü evet. Ciddi anlamda töhmet altında bırakılmış. Ama doğrusu bakın, bu. Bundan sonra Galatasaray maçlarına gidecek hakemlerin işi çok daha zordur. Tamam evet, ayrı abi. Ben sana söyleyeyim büyük infial yaratırlar. Nerede? Galatasaray maçlarında. İbanoğlu onu ayarlıyor ya. Ne olacak abi? Ne olacak sen? Abi niye susuyor peki adam? Halen konuştun abi adamın çapı yoksa, adamın bilgisi, adamın title'ı, kariyeri, hakemlikle ilgili bilgisi yoksa ne yapacak abi? Niye tutuyorsun İğneyi abi? İğneyi trene baktığı gibi mecburen orada bakacak olaylara yani. Selim abi sen demedin kurban olayım ya. Söyleyeceğim. Sen demedin mi? Ne diyeyim? Mehmet Büyükekşi
İbanoğlu'na kesinlikle bir yere gitmiyorsun, burada kalacaksın, evet, biliyorum dedi. Evet doğru. Gitmiyor. Birlikteler abiciğim. Ama işte olmaz işte. İşte o yanlış. Evet. Sen hakeme gidip. Abi onlara sor, sen bana değil. Ben peki, sana şey onlara sor. Bak, ben sana sormuyorum. Ahmet abi. İbanoğlu'nun Fenerbahçe düşmanı olduğunu farz ederim. Büyük Ekşi'nin fanatik Galatasaraylı olduğunu, Yusuf Günay'la beraber Galatasaray şampiyonu yapmak için bu üçlünün müthiş derecede etkin olduğunu biz burada söylüyoruz. Doğru mu? Ama, haftalardır. Ama bir ilave yap. Ne abi? Ne ilave et ya? İbanoğlu, tamam mı? Fenerbahçe kulübünün başkanını mahkemeye vermiş bir adam orada duruyor. Diyor ya, onu Fenerbahçe düşmanı diyorum işte. Hah. Yani Fenerbahçe düşmanından kastım odur. Hah. Büyük Ekşi, TFF'nin ikinci adamı Yusuf Günay ve Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Allah düşmanı, Ali Koç düşmanı Ahmet İbanoğlu'nu el ele verip haydi arkadaşlar Galatasaray şampiyon yapıyoruz diye yemin ettiklerini düşünelim. Evet. Tamam mı? Bu görüntünün ortaya çıkması bu üçlü çetenin birbirine düşürmek ve üçlü çeteyi yok etmek için yapılmış bir hamle olabilir. Abi, çünkü artık deniyor ki onlara bu tesir etmez ki ya. Senin hakemlerin Galatasaray'ı kazandırmak için işte Hük Dallas böyle içinden geçti. Hadi bakalım bundan sonra Galatasaray'ın kalan 8 maçında bu hakemler bunu yapabilecek ya mi diye. Ya Ali Koç'un adamı ya, kurban olayım yapma ya. Galatasaray'ın önünü kesmek Ali için Ali Koç'un de adamı Hük Dallas ya, bırak abim ya. Gökmen ya abi de çok ağır konuşuyor. Bırak. Bak niye adamı bak diyor. Az bile diyor. Nasıl az bile diyor? Ya sen nasıl az bile diyor? Nasıl az bile diyor abi? Bak şunu da diyebilir. Hük Dallas Ali Koç'tan maaş para yapma ya. Bırak ya bu kadar. Ya böyle şey olur mu ya? Böyle şey. Ayıp ya. Hük Dallas'ın bir anda bu İskoç'u kahraman yaptı. Adam İskoç, adam. Adam İskoç. İskoç olması önemli değil, adam olması önemli. Türk olur, İskoç olur, Japon adam oluyor. Türkler adam olmuyor. Bu İskoç'un adamı. Ha, İskoç'un adamı. İskoç'un adamı bu. Ya İskoç'un adamı. Ya dur beni sen anlatayım. Koç. Bak İskoç. İskoç'un adamı işte. Koç'un adamı. Ya böyle laf olur. Ahmet abi ortaya çıktı olay. Böyle laf olur. İskoç. Ter bastı. Vallahi ter. Böyle ter. Ter bastı ter. Tepede Allah var. İskoç abi. Çok güzel oldu. Şakarlar. Güzel oldu. Güzel oldu valla. Allah bu valla yılın esprisi yemin ederim. İskoç'un adamı oldu. Vallahi tamam ya. Tamam ortaya çıktı. Ben bitti abi. Ben kapatıyorum sezonu. Sezonu ablacığım bir çay verir misin? Sen hararet bastı. İftardan sonra kurban olayım. Çayımız da mı yok abi? Patronumuz var ya Allah'a şükür Sebil gibi çay dağıttırıyor vallahi. Allah ondan da razı olsun. Onu da analım. Ender Bey. Ya abi ben Türkiye'ye Türk dolunu anlamıyorum. Ondan sonra diyorlar ki işte maçları kimse izlemiyor. Ondan sonra tribünde seyirci yok. Ya seyirci bu oyuna nasıl niye gitsin ki abi? Neyine inanacak abi? Allah şu görüntüden sonra oynanmadan maç pişmiş kelle gibi diyor ki benim önüme adam geldi. Göremedim. Tam kıvırıma. Ya bu inci taneler mi şeyin Yılmaz Erdoğan'ın pavyonda geçen. Oradaki kadın böyle kıvıramıyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun. Vallahi kıvırmıyor. Neydi kadının adı? Azal. Nerede bir Azal? Dilber böyle kıvıramıyor. Ben abi ben. Dedi ki adam. Hemen orada. Maç bitti şimdi Dilber'e mi geldik? Dilber'e geldik. Dilber'in dansıyla bitireceğiz programı. Tabii. Dilber'in bence pavyon dansıyla bitirelim. Bitir abi. Çok da güzel olur. Bizde daha iyi olur. Adam diyor ki önüme adam geldi göremedim diyor. Ama uyarı bekledim diyor. Nasıl? Sen verdin. Sen göremediysen ne uyarısı bekledin? Sen peki omurgalı bir hakemsen gidersin orada çatır çatır dersin ki Atilla Karaoğlan ne yaptı? Bir dakika dedi ben sana katılmıyorum dedi. Burada kafa darbesi yok dedi. Geçen sene Gaziantep Beşiktaş başında. Ben kararının arkasındayım dedi. Tamam o başka. Ha. Duruş yaptı. Sen burada niye dur? Ben bir dakika burada temas süren göremiyorum Tetel'in pozisyonda. Şey Özgür burada bana göre bir temas yok. Ben bu penaltıyı vermeyeceğim bak, kardeşim arada, niye diyemiyorsun? Bir de diyor Özgür abi. Duydun mu orada Özgür abi diyor. Ya bu hakemler VAR'ın tamamen oyuncağı almış abi. Oyuncağı almış. VAR'dakiler böyle. Evet. Pinokyo gibi tabii idare ediyorlar abi bunu. Gel gel git kukla git. Kukla gibi ya. Aynen. Bizim Hacivat Karagöz'ü hataları Hacivat Karagöz'ü diye teknolojiyi de iflas ettirdiler. Nalet olsun ya. Ne yapmış? Teknoloji bile öyle bitti ya. Aldığı talimatı vallahi yerine getirdi. Valla İskoç bana göre müthiş bir performans göstermiş ha. Kaçarı yok. Yani, talimat koç, alsa dur, anladın mı? Alsa bile kaçarı yok. Yakalandığın an böyle yakalandığın an rezil oldun işte. Abla hadi çay yok mu? Hararet bastı ablacığım. Yeşim getir çay getir tamam. Yeşim ablacığım iftardan çık. Hakemler maç 8 tane daha maç var. Bir de şey var. Türkiye Kupası var. 8 tane maç. Düşünsene abi o taraftarlar bunları seyrettikçe abi
Anladın mı? Hakemlere karşı aşırı bir şey var. Nefret olacak. Zaten birbirinden var onun. Abi daha çok olacak. Daha çok olacak. Daha ya çok abi olacak. Bak Beşiktaş maçı VAR kayıtlarını açıklamıyorlar ya. Cenk'le olan pozisyon var ya Galatasaray'da. Evet. Ya abi niye açıklamıyorsun? Mesela şimdi ben onu soruyorum neden size. Neden açıklamıyor? Çünkü neden orada... açıklamıyorsun abi ya? Sonra tezgah şöyle kurmuşlar yani. Tezgah. Sonradan Icardi'ye yapılan bir hareket var. Ben aldım. Abi onu da aç. Abi bak şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben sadece hakemin VAR'a, VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonları açıklıyorlar. Orada Cenk'in pozisyonunda hakem gelip bakmadı ki pozisyona. Bir şey çağrı gelmedi. İşte bak burada çağırıyor ama. Nerede? Bak burada çağırıyor. Özgür bunu... gel diyor buna. Tamam. Gel diyor. Mesela Beşiktaş maçında diyorum. Niye sen VAR hakemi olarak çağırmıyorsun ya? 100 kişinin gözüne girmiş. Bir dakika dur. Adnan çok güzel bir yere temas etti Savaş ya. O haftanın VAR kaydı var mıydı? Bakalım bir. Ama varsa lütfen ver onu abi. Yanlış mı? Antalya maçında bak, acaba var mıydı emin değilim. Bakalım. Tamam varsa. VAR'daki konuşma ne geçmiş acaba? Ne çok geçmiş acaba? Ediyorum. Evet bir bakalım varsa. Değil mi abi? Onu da bir dinleyelim ya. Ama olmayabilir. Kaç haftadır yapıyorlar onu? 3 haftadır. Kararı aldı. Kendi aldı. Mehmet Büyükekşi aldı. Ben dedi VAR kayıtlarını yayınlayacağız dedi. Doğru değil mi? Doğru. Ama o da işine geleni yayınlıyor. Ben onu da anlamadım Selim abi. O da haklı. Neden haklı? Çıkar söyledikleri ortaya. Onun için. Olmamış olabilir her şey. İdare ediyordu. O hafta dur bakayım. Kaçıncı hafta abi? O da idare ediyor. Ne yapsın her şeyi idare ederken onu da ediyor işte. Böyle bir şey olur mu ya? Yok yok. Galatasaray Antalya. O pozisyonla ilgili VAR kaydı olabilir. Evet. Allah 4 Allah hafta önce olmuş. Allah senden razı olsun. Bak tuttuğunu hafta. Hadi hemen bakayım. Getir. Kayımız da geldi. Sağ olasın. VAR kayıtları. Heh. Buldum. Dur bakayım. Sağ ol kızım benim. Kaçıncı hafta olmuş diyorum. O maç? 4. Oh be dünya varmış. Şimdi var mı onun? Bir saatte program yapabiliriz. Olabilir dur bakayım. 4 hafta önce var evet. Var mı? Bak bakalım. Bakayım, onu koymuşlar mı? Dur bakacağım. Vallahi çok iyi olur. Bir ona bak. Beşiktaş'ın o maçta pozisyonda var mı? Yok o Beşiktaş'ın pozisyonu yok zaten. Vermedi zaten. Bak VAR'ı orada yayınlamadı. Ya bir şey söyleyeyim. Pendik maçında bir gol attı Beşiktaş biliyorsun. Evet onda da maçta. Abi. Acele etmeyin. İlk sezon ilk maçında diyorsun. İlk maç. Evet. Tamam mı? Kornerden. Bravo. Gökmen abi diyorsun. Kornerden evet. Kornerden gelen. Yok acele etmeyin. Bu hafta yayınlayacağız dediler. Şimdi arkadaşlarımız daha var program bitmesine. Var mı? Ben onu buradan dakika 9. Vallahi çok iyi. Onu benim bu sesten verebiliyor muyuz arkadaşlar? İstiyorsanız buradan vereyim. Sizi uğraştırmayayım. O 900 dakikalık pozisyon şimdi. Evet. Açtım ben sesi. Tamam evet. Tamam verin bakın var. Ben girdim. TFF. Galatasaray Antalya deyince direkt o maç çıkıyor. Siz oradan verin. Hakemlerin yalanını da ortaya koyalım. Tamam ses olarak verin tabii ki. Evet dinleyin. Geldi işaret Mertens ortaya yaptı. Şut pozisyonu sekti. İkinci hamle Tete yerde. Galatasaraylı oyuncuları penaltı beklentisi var. İtirazlar top dışarıda. Kadir sana... Potansiyel penaltı evet. için inceleme davet ediyorum. Temas noktasına getir. Davet ediyorum diyor. Açtım hocam. Evet abi. Kadir sana önce temas noktasını gösteriyorum. Tamam. Tamam sonra yavaş hızlı oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızlı oynatacağım. Bu Galatasaray Antalya 9. dakikada Pete'nin pozisyonuyla. Kırmızı oyuncu vuruyor. Aynen ilk topa kırmızı oyuncu vuruyor. Tamam. Tekrardan yakından oynatır mısın? Tamam yakından bir daha oynatıyorum. Yakından biraz yavaş ona emin tamam. olmam lazım. Yakın yavaş. Kırmızı topa vuruyor rakibi ona vuruyor. Tamam teşekkür ederim. Kararım penaltı. Anlaşıldı tamam. Ve penaltı! 11. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı çok kazanıyor güzel. Galatasaray. Şimdi orada o zaman Abdülkadir Bitigen yalan söylüyor gibi oluyor. Çünkü diyor ki ben sonra pozisyonu tekrarını istedim diyor. Normal hızla oynatır mısın diye. Böyle bir konuşma geçmiyor burada. Hük Dallas'a ise ne söylemişti? O bölümü nasıl verebiliriz Savaş? Uzun bir bölüm.
anca böyle hızlı sarıp sadece o Abdülkadir'le Özgür Esam sorduğu bölümü verebiliriz. Çünkü o bu konuşmalardan çok tezatlık var. Ayrı orada ayrı konuşmalar. Hemen izliyor, o penaltıya veriyor, gidiyor. Tabii. Orada diyor ki işte önüme adam geldi diyor. Göremedim diyor. Burada diyor ki evet önce kırmızılı adam yani tete topa vurdu diyor. Burada da yani bir fark konuşmalarıyla Kırdallas'a vermiş olduğu beyanat arasında fark var. Bu penaltıyı verdiğini burada söylüyor zaten. Orada bunu gördüm, onu gördüm. Evet. Kıvırıyor. Yalan söylüyor abi ya. Neden kıvırıyor? Çünkü burada bir sualle karşılaşıyor, anladın mı? Tabii sual onu zor duruma sokuyor. Ne biçim sual zor soruyor? Zor duruma düştü, böyle direkt soruyor. Tam tabii. Bir Avrupalı gibi soruyor. Böyle tabii. Oynamıyor adam. Arkadan da tam şunu soruyor. Tamam, bizim arkadaşlar daha var daha. Nasılsa bir 15 dakikamız daha var. Tamam. Bulurlar o bölümü. Neyse onu da bakalım. Evet, sadece o bölümü cımbızla veririz. Yani burada da hakemlerin nasıl çelişkili, yalan lafımı geri alayım da. Yani tamam, onlara yalan demeyelim çok de. Çok kırmak istemiyorum da. Ama gerçekten onlar Türk futbol severleri çok kırdılar hakemler. Bu seneki rezalet performanslarıyla bu kadar tezatlık olması da hoş bir şey değil yani. Ya Allah neyi merak ediyorum. Şu teknoloji gelmeseydi yalnız sahada hakemlerin çaldığı düdüklerle nasıl giderdik biz ya? Eskiden nasıl gidiyordu? Daha iyi giderdi. Daha iyiydi vallahi. Eskiden daha mutluyduk. Böyle bir az olmazdı. Bir tek başlı oluyor arkadaş. Şey bu bir ya. Maç ya. Bu bir oyun. Oyun abi aynı. Eğlence ya. Düdük çalacak. Faulünü verecek. Hatalı da olabilir ama orada adam öttü çalıyor. Şimdi çağırıyorsun. Bak çağırıyorsun. Olmayan bir şeyi adama empoze ediyorsun. Evet. Allah aşkına şunu bir seyret, penaltı diyor. Bitti o zaten ağzından. Abi. O laf çıktığı zaman veriyor bunu kardeşim. Bir de abi bütün sahtekarda ne kadar Afrikalı sahtekarlar varsa hepsi burada. Şunu verelim. Savaşçım ben. Versin, özür dilerim. Versin. Bir şeyi verelim. Az önceki verdiğin VAR kaydıdaki. Zaten o çok kısaydı 30 saniye. O konuşmayı verelim. Bir de bunu. Hemen akabinde de Türk Dallas'ın hesap sorduğu ve Abdülkadir Bitigen'in nasıl bir cevap verdiği bölümü verelim arka arkaya. Geldi işaret Mertens, ortayı yaptı. Şut pozisyonu sekti. İkinci hamle Tete yerde. Galatasaraylı oyuncuların penaltı beklentisi var. İtirazlar top dışarıda. Kadir sana potansiyel penaltı için evet. İnceleme davet ediyorum. Temas noktasına getir. Açtım hocam. Evet abi. Kadir sana önce temas noktasını gösteriyorum. Tamam. Tamam, sonra yavaş hızla oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızla oynatacağım. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor. Aynen, ilk topa kırmızılı tamam. Oyuncu vuruyor. Tamam. Tekrardan yakından oynatır mısın? Tamam, yakından bir daha oynatıyorum. Yakından biraz yavaş, ona emin tamam. Olmam lazım. Yakın, yavaş. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım penaltı. Anlaşıldı, şimdi, tamam. Özgür Yankaya 9 dakikada çağırdı. Tete'nin pozisyonunda diyor ki kırmızılı oyuncu vuruyor. Mavili oyuncu sonradan vuruyor diyor. Yavaş oynat diyor. Yakından bir daha yavaş oynatır mısın diyor. Özgür Yankaya normal hızla oynatacağım diyor. Evet, kararın penaltı diyor. Hemen Abdülkadir Bidigen'i hiç etki etmeden çok rahat bir şekilde pozisyonu gördüğü gibi penaltı diyor. Peki Hük Dallas sorduğunda ne yanıt veriyor? İşte aynı Abdülkadir Bitigen'in cevabı. Has to be 100% clear. Özgür, harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı. 3 civarında işte müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin? Niye bu kadar basit bir kontaktan, ki bunun altı defalarca çizildi, basit kontak, basit penaltılarla asla karışılmayacak diye, niye bu kadar hafif, basit bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz büyük bir baskı altında kalmak durumunda bıraktın? Yani kısacası hata yaptım. Yani hakemin orada görmediğini söyleyince inceledim. İşte daha sonra beklentiye baktım. Orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm. Yani o anda odada, o anda bulunduğumda bunun incelemi olacağını düşündüm. Camera on.
Kameranı açabilir misin Özgürcüğüm? Tabii, bir saniye. Şu anda havalandayım da. He's at the airport right now, Hugh. He's turning his camera on. He said that simply I made a mistake when he said that he couldn't see the contact. I just followed the expectations of the players on the pitch and I saw the little contact because he said he didn't see it. I made a mistake by thinking it's a penalty. Okay, Cem, tell him the job of the players is to win the penalty. That's the job of the player. The player is clearly exaggerating the contact. You need to look at what the defender is doing, not the reaction of the attacker. I keep telling you this at the seminars. Focus on the defender, and the defender has not committed anything here other than a very, very slight touch. Oyuncuların temasları, hareketlerine bakınca Özgürcüm, oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücuma değil, defans oyuncusunun eylemine bakmanızın altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için abartarak, bu hafif teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor. Okay. Cem abi, yanlış anlaşılmasın. Yani beklentide sadece beklentiye göre yaptığımı söylemiyorum. Hani o andaki ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Yani o andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığını ben de sorguluyorum. Hala da devam ediyor bunlar. Neden yaptığımla ilgili kendimi sorguluyorum. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Yani I am still interrogating myself why I did such a thing. So as Hugh said, I don't. Yani sen elit hakeme yakışır bir şekilde çok iyi bir noktadan görüyorsun pozisyonu. Sen sadece şunu sormak istiyorum sana. Lütfen bana sahada ne gördüğünü, VAR'da ne gördüğünü, VAR'ı izle, monitörü izlemeye gittiğinde ne gördüğünü ve arada vay ben nasıl böyle büyük bir hata yapmışım tarzında bir fikre nasıl ulaştığını ve kararını değiştirdiğini söyle. Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce orada ikili bir mücadele meydana geldi. Fakat 11 numaralı defans oyuncusu birincisi maç esnasında benim önümü kapattığı için ben kontak noktasını göremedim. Akabinde göremediğimi VAR hakemine söyledim. Kendisi de pozisyonu incelemeye başladı, kontrol etmeye başladı. Ardından temas gördüğünü ve beni APP'ye baktıktan sonra ekrana davet edeceğini söyledi. APP'yi inceledikten sonra ekran başına gittim. Orada bana temas noktasını gösterdi. Yavaş çekimde öncelikle hücum oyuncusunun toplu oynadığını, akabinde mavili oyuncunun hamle yaptığı ayağının geç müdahale olarak rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızdan izletti. Tekrardan ben emin olabilmek için topa kimin dokunduğundan emin olabilmek için tekrardan yakın çekimi istedim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu. Akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun rakibine zaten temasını göstermişti. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim. You're right. I was in the good position but evet. Burada da tabii büyük çelişki var. Halbuki normal hızda oynatacağım diyen Özgür Yankaya, yakından biraz daha yavaş oynatacağım diyen yine Özgür Yankaya, ama Abdülkadir Bitigen sanki bunları kendi talep etmiş gibi. Ayrıca pozisyonu göremediğine dair de inceleme isteğine dair de Abdülkadir Bitigen'in böyle bir yaklaşımı olmamış Özgür Yankaya'ya. Burada da bir tabii ki ekleme var. Ekleme, tabii. Bir çarpıtma, bir kendi kendilerini tekzip etme de söz konusu. Ne desen bakılsın bir skandal bir konuşma. Ben bir şey hissettim mesela. Ben insan psikolojisi çok iyi bilirim. Felsefe okudum, psikoloji, edebiyat mezunuyum. Şimdi toplum psikolojisini iyi biliyorum. Burada sesler bana bu ikisinin sesi güven vermedi. Suçlu. Bravo, güven vermedi. Yani senin dediğin gibi burada... Bardaki konuşmamı Yükdallas'a... Bardaki de Yükdallas adamı... Kralı. Hayır, Yükdallas'a karşı verdikleri cevabı mı? Evet, o cevaplar. Yani... Ha. Bir şey var yani, titreyen sesler var. Yani, özgüven yok tabii. Ben böyle gördüm. Ben hala kararın arkasındayım diyemedim. Diyemediler. Yani bir şeyin içinde. İkisi de ben hatalıyım diyor abi. Diyemeyeceğini sordu. Burada da yani karakter eksikliği mi var bundan? Hiç bir hakem çıkıp da aslanlar gibi hata yaptım olabilir. Tabii. Hataydı, yaptım özür diliyorum. Bundan sonra dikkat edeceğim falan. Bunlar yok abi.
Hani ya kaçıyorlar. Özür diliyorum lafı güzel. Özür diliyorum diyebilir. Olacak şey değil. Ya ne olur abi, olabilir. Herkes olur. Hata yapıyor ya. Herkes hata yapıyor. Son bir şey söylemek istiyorum sana. Son maç oynandı ya Trabzon'da. Evet abi. O maçı oynanması için talimat almış. O maçın öyle oynanması için hadiseler hani oldu ya. Atıldı Bobby gibi bir şeyler oldu. Bir her neyse anladın mı? Şekil ne olursa olsun o maç bitecek demişler. Aynen. Bak. O peki, adam da o adam da. Peki ben şunu şimdi bu kararı veren kişi hakem. Bu kararı kim verirse versin abi. İsterse Cumhurbaşkanı versin aynı yorumu yaparım abi. Cumhurbaşkanı bu işlere karışmaz. Abi tamam da yani. Yani o lafın gelişi onu söylüyor. Lafın gelişi yani o değerli bir Cumhurbaşkanı yani senin. E tabi. Neticede. Bir tane sorun var abi. O hadiseler olurken diğer taraftarlar da sahaya atlasaydı atlayabilir mi? Atlayabilir. Anladın mı? Çünkü öyle bir enteresan ki bende videoları var. Ya yerde adam yatıyor. O Estal Vorge midir nedir? Bir tane futbolcu var. Estal Vorge. Abi aşağıda adamın kafasına tekme atıyor ya. Ya bunlar... Hani, abi tamam bir şimdi bir dakika abi. Yani bu kadar sert şeyler geçmiş orada. Ya onları görüp de diğer taraftarlar sahaya atlasaydı ne olurdu Fener'in hali? Hayır. Maç bugün neyi anlatıyor olacak? Ben sana bir şey bak diyorum ki ben sana. Maç anında bir sefer demiyorum. Üç sefer istediği zaman maçı tatil edebilirdi. Etmedi diyorum. Çünkü böyle emir aldı. Etmemesi lazım. Onun için diyorum. Yani bak peki abi tek kişi o. Ya tek kişi o. Michel abi kim onu söylediyse anladın mı? Ben olsam hakem olarak kabul etmem abi. Ya anladın sen mı? Ben burada doğru soyunma odasına. Güzel, peki şey. Güzel kardeşim maç oynandıktan sonraki olayları anlatıyorsun. Ben de diyorum ki sana normal bir hakem ise o kadar olaylar olduğu zaman birincide de oyunu oynatmıyorum keserdi. Odaya giderdi. Olurdu çıkardı. Bunların hiçbirine baş vurmadı. Vuramadı. Ve yumruk yemiş, dayak yemiş bir hakem. E tamam işte ben diyorum olsam, sana. Ben hakemin yerinde olsam var ya onu ben def ederim abi. Sen olur git. Mu? Zaten o git noktaya abi, doğru git. Gidiyor artık. Git. Bir şey daha söyleyeceğim. Git. Size çok enteresan bir olay var. Olacak şey değil. Yani. İnsan biraz kişilikli olur ya. Ve Özgür ayıp Yankaya ya. Bu iki tane özürü dileyen bu iki hakem 1 Mart'taki konuşmada özür diliyor Hümtal Aslan. Ondan sonra kaç maç alıyor? Ondan sonra her hafta görev almışlar. Bak, kaç? Her hafta. Ahmet İbanoğlu altta. Bravo sana Serhat. Not almasına rağmen Abdülkadir Bitigen bu konuşmadan sonra Galatasaray Antalya maçından sonra 1. Bak. Samsun Ankara Gücü 2. Manisa Ümraniye maçlarında var hakemi olmuş. Çaykur Rize Gaziantep maçında da maçın hakemi olmuş. Ha. Neden artık, oluyor? Özgür Yankaya da bu evet hata yaptım hala kendimi sorguluyorum ben bu hatayı nasıl yaptım diyen Özgür Yankaya da 16 Mart 2024'te Alanya Kayseri maçının yine var hakemi olarak atanmış. Yani ödüllendiriyor bunları. Evet ödüllendiriyor. Bu kadar açıklık bu olay. Evet. Bu İşi ayın, bitirdiniz bu da Cumartesi günü bakın seçimden bir gün önce yine kimse program yapmazken biz burada Cumartesi günü bir araya geleceğiz. Yani 30 Mart Cumartesi günü yayınımız programımız var. Sonra 31 Mart 1 Nisan'da yok. 2 Nisan'da Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu ve Galatasaray maçında yine görevimiz var. Sevgili Acun Ulucalı'yla televizyon dünyasının harika çocuğu Acun Ulucalı'yla özellikle Fenerbahçe'deki gelişmeleri sordum. Ali Koç'un başarılı başarısızlığını konuştuk. Acun'la keyifli bir sohbet yaptık. YouTube projemiz için, YouTube kanalımız için. Oradan kısa bir alıntı yaparak programa veda edeceğiz. Bu haftalık programı da veda edeceğiz. Önce bir Acun Ilıcalı'nın özellikle Fenerbahçe bölümü, başkan olmayı düşünür mü? Ali Koç'un performansı ile ilgili genel bir değerlendirmesine bakalım. Peki bırakacağını düşünüyor musun? Çünkü olsak da olmasak da bırakacağım dedi. Sen bir de Ali Koç'a yakın bir isimsin. Evet yani ben başkanın aslında çok duygusal bir olduğunu düşünüyorum. Hani içinde
aslında böyle küçük bir çocuk var onun da. O da şöyle bir çocuk, gururlu ve amatör ruhu oradan geliyor. Bu işe bu kadar gönül vermen için yine çocuksuluğunu kaybetmeyeceksin. Yani başkanda aynı duygular olduğu için artık yeter, ben oynamam dersin ya bir yerden evet. sonra. Hani bu kadar, hani kızdırırsam çocuğu ne yapar? Hani ben oynamam. Topumu alıyorum gidiyorum. Topumu alıyorum gider evet. gidiyorum da. Hani Ali Koç'ta da başkanımızda bu konuda bir bıkkınlık hissediyorum. Ama o artık camianın bir şekilde onu ikna edip o durumlarda kalmasını sağlaması lazım. Çünkü ben açıkçası çok yakın biri olarak söylüyorum. Zamanını, parasını bu kadar konsantre harcayan, sonuç itibariyle Türkiye'de önemli isimlerden biri olarak da Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ve hani hikayesinin bitmediğini düşünüyorum. O evet. konuda tabii ikna etmek için de ben de elimden geleni yaparım. Peki Aziz Yıldırım'ın tekrar geri gelecek olmasını da doğru bulur musun? Yani ben adayım, Ali Koç yoksa ben adayım, Saadettin Saran'a bu işi bırakmam düşüncesi var. Orada ben kimseye artık bir şey diyemem. O da Fenerbahçe'ye çağ atlatmış. Aziz Bey'i tekrar bir... başkan görmek ister misin Acun olarak? Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye çağ atlatmış bir başkan. Baktığın zaman tesisleşme dönemi Aziz Yıldırım döneminde. Amatörlerdeki müthiş başarı onunla geldi. Stad'da ilk hamleyi yapan o. Ve bence operasyon yapılmasaydı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ciddi anlamda araya çıkacaktı. Fenerbahçe FETÖ operasyonu yapıldığı için bence çok önemli bir yerde Fenerbahçe'nin beli kırıldı. Kırıldı. Fenerbahçe'nin o zamanki ivmesinin bitme noktası tamamen bu olaylar bence. O yüzden de baktığım zaman Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesi var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kim göndermedi belli değil. Belli. Çünkü UEFA tarafından böyle bir istek yok. O anda Mehmet Ali Erbil'den ben yapmadım diyor. Tamam işte ne oldu belli değil. Faili meçhul bir Şampiyonlar Ligi'ne gidememe, o parayı alamama, oyuncuları satmak zorunda kalma, bir ekonomik olarak çöküş dönemi var. Baktığın zaman bütün bunlar yaşandı. Hani Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hapis yapmış. O dönemde savaşmış birisi. Hani aday olursa saygıdan başka bir şey gösteremeyiz. Ne diyeceğim ben yani? Peki camia seni öyle iterse Fenerbahçe'ye başkan olabilir misin? Ben hayatımın her şeyin organik olmasından yanayım. Yani şöyle organik olmasından yanayım. Ben bir şeyleri böyle zorlayarak ve çabalayarak bir şey yapmadım hiç. Allah ne gösterir bilmiyorum. Ben hayatımda, iş hayatımda yaptığım bütün işlerde başarılı oldum. Ve yeni challenge'lar benim için her zaman daha bir enerji ve heyecan veriyor. Hani bu konuda açıkçası bir gün Fenerbahçe ile ilgili faydalı olmam gereken bir noktada olursam başarılı olacağımı düşünüyorum. Ama o dönem ne zaman dersek... Yani bu... Şöyle düşünüyorum. Bu hani başkanlık olmak zorunda da değil. Bu arada ben Fenerbahçe'ye zaten destek veriyorum elimden geldiğince. Bu başkanlık olur, yönetim olur, yönetim olmaz. Şu anda yönetimde değilim de ne oluyor? Ben zaten bir fikrim olduğu zaman paylaşabiliyorum. Etmiş. Destek istendiği zaman koşa koşa gidiyorum. Hani burada olayın titri önemli değil. Burada bizim için asıl olan Fenerbahçe. O yüzden de onun Fenerbahçe'nin herhangi bir bölgesinde görev almak benim için tabii ki her zaman. Gençlere dedin yani büyük hayaller kurmayın. Önce bir adım adım dedin. Senin peki böyle bir hayalin hiç oldu mu sende? Fenerbahçe'ye başkan olmak gibi. Ya yani böyle eskilerde olan bir hayalim değil. Ama şu, önümüzdeki dönem şu an için söylemiyorum. Hani bu yıllar içerisinde şartlar onu gerektirirse öyle bir şey olursa da hani ben Fenerbahçe başkan olmam diyemem. Çünkü sanki o şartlar da oluşuyor gibi geldi Acun ya. Bence oluşmuyor. Şu anda ben başkanımızı çok takdir ediyorum. Yani. Ya ediyorsun ama şimdi o da tabii bu sene de hayal kırıklığına uğrarsa şampiyon olamazsa sanki onun da kolu kanadı böyle kırılacakmış gibi gardı düşmüş bir görüntüsü var. Ya buralar biraz bilmediğimiz biraz bir dönem. Bulanık, evet. Bulanık yani bulanık. Hayatın bilmediğimiz bir dönemiyle ilgili bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ben kendimle ilgili her şeyin organik olduğu bir dönem olursa ancak ben bir olayın bir yerinde olurum diyorum. Öyle. Böyle kendimi ortalığa atıp da ben bunu yapacağım diyen biri değilim. Evet, önümüzdeki haftada bu röportajın daha da genişletilmiş halini yine Lider Haber farkıyla ekranlara getireceğiz. Bugünlük noktayı koyacağım. Söz almak isteyen, bir şey söylemek isteyen var mı? Konumuzla ilgili, hakemlerle ilgili, federasyonun geleceğiyle ilgili yoksa uzatmayalım, kapatalım. Tamam. Uzatmayalım. Ben şurada Slovanya'ya selam söyleyeyim Eren'e ve Türk arkadaşlarımıza. Slovanya'da öğrenci arkadaşlar bizi seyrediyorlar. Buradan selamlar, sevgiler hepinize. Peki var mı bakalım bizde son bir telefon? Selim abi, Gökmen abi sizin de varsa söylemek istediğiniz bir şey. İsveç, Stockholm. Kufanak ol canım kardeşim benim. 1905.
O selam. Gün, o gün yazıcı arkadaşımız artık tabii, her zaman tabii. Klasikleşmiş. Öpüyorum seni. Ona selamımızı iletelim. Fitness hocası Soner hocamıza, Dilaver Kavağa selamımızı gönderelim. Timur'a gönderelim. Ufa'a gönderelim. Sevgili Hakan'a gönderelim. Var mı sizin eklemek istediğiniz? Yok. Ben de torunuma bir haber gönderme Alpişkom, I love you. Alaçatı'da kızım ve torunum var. İkinizi de çok seviyorum. Ben de bu Ramazan günü Diyanet olarak görevlerini yapan Kumluköy imamı Erol abime bunu seviyor. İnanılmazsın. Camiye gidiyorum. Bütün konu futbol. Ne güzel. Ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. İmam herkese Erol'a. Ben de sağlık diliyorum. Evet. Rejideki savaş toprağımıza, yönetmenimiz Erhan'a. Osmanlı askerlik görevi yapan Mustafa'ya. Tamam arkadaşlarımıza selam ve bugün tekrar aramıza dönen sevgili Ahmet Berkulu Eren'e tekrar evet, hoş geldin. Evet, selam ve sevgi ona. Sağlara döndü. Bravo Ahmet, sağlara hoş geldin döndü. Oğlum benim. Evet. Aslanım benim. Hayırlısı hoş olsun. Geldin. Hadi inşallah Beşiktaş şampiyon olacak seni. Rahat ol. Hadi bakalım. Efendim sağlıklı güzel haftalar. Cumartesi günü 30 Mart seçimden bir gün önce görüşmek üzere. Galatasaray önümüzdeki sene işi çok zor. Baba ocağı, çocuk ocağı falan Fener Beşiktaş. Dur abi onları karıştırma şimdi. Abi, dur, bizi dur, derin mevzulara çekin. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler, sizleri seviyoruz. Babamıza selamlar, sevgiler. Çok zor.